Merhabalar, selamünaleyküm erkekler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte her evde bulunan mistik eşyalar hakkında konuşacağız. Neden oradalar, amaçları ne ve onu en son kim kullanmış olabilir? Onlar hakkında ufak bir tartışma yapacağız. Videoyu beğendiğiniz ve kanala abone olduğunuz için teşekkür ederim. O zaman başlayalım. Arkadaşlar, birçok kitap okudum, birçok araştırma yaptım ve birçok evde gezindim ve bütün evlerde bulunan eşyaları listeledim. Bugün onlar hakkında konuşacağız. İzin verirseniz ses yapmaması açısından dedektif ceketimi çıkartacağım. Saygısızlık olmasın, ceketimi çıkartabilir miyim? O zaman izniniz olursa huzurlarınızda ilk numaradan başlamak istiyorum. İlk olarak tezgahta duran sarı bez. Evet arkadaşlar, hepimizin tezgahının üstünde muhakkak ki sarı bez vardır. Ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar elit olursanız olun, ne olursanız olun, o bütün her evde tezgahın önünde bulunur. Bu sarı bez genelde "oh be işimi bitirdim" anlamında da katlanılarak tezgahın önüne veyahut bazen musluğun üstüne asılır. Ve sırada konumsuz çamaşırlık. Evet arkadaşlar, bu çamaşırlık zaman ve yer bükme yeteneğine sahiptir. Yani kafanızı nereye çevirseniz o çamaşırlığı orada bulursunuz. Ama size lazım olduğunda onun nerede olduğunu asla bilmezsiniz. Zaten bu özellik buradaki çoğu eşyada o vardır. Onları mistik yapan zaten bu özelliğidir. Bu çamaşırlık ya oturma odasında olur, ya yatak odasında olur, ya balkonda olur. Yani nerede aramazsanız orada olur ama aradığınız zaman asla bulamazsınız. Tıpkı sevdiğimiz insanları aradığımızda bulamadığımız gibi. Ve sırada son kullanma tarihi geçmiş ilaç. Evet arkadaşlar, bu ilaçların en belirgin özelliği ıslak ıslak, yapış yapış ve son kullanma tarihlerini zor göreceğimiz bir şekilde olmasıdır. Genellikle kapı girişlerinde, yani fortmantoda ikamet ederler ve hangi ilacı ne zaman içecek olsak maalesef ki son kullanma tarihi geçmiş olur. Ve muhtemelen kalpol şurup ona bulaşmıştır ve yapış yapış olmuştur. Ve sırada kapının arkasında duran halılar. Beni en çok derinden etkileyen eşya bu halılardır. Bu halılardan bir tanesi düştüğünde diğerleri de domino taşı gibi tek 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 yırtılır. Aman ha, dikkat edin. Eğer ki birini yıkarsanız diğerlerinin de üstünüze düşmesi kaçınılmazdır. O yüzden bir odaya girdiğinizde, misafirlikte ya da kendi evinizde sık sık kapının arkasını kontrol edin ve kendinizi koruyarak o odaya girin. Ve sırada arkadaşlar, kuşlu, delikli biblo. Evet arkadaşlar, bunun renk tonları ise açık pembe, açık sarı ve açık mavi tonlarında olmaktadır. Genellikle pazardan alınır ve babaannelerimizin evinde sık sık bulunur. Eğer ki babaanne evi hasreti çekiyorsanız bir biblo alıp ona bakabilirsiniz. O sizi babaannenizin evinde hissettirir. Ve bunun dışında da diğer delikli biblolar da evimizde bulunur. Zaten onu birazdan göstereceğim. Ve sırada buzdolabının üstünde duran, asla işe yaramayan karton kutu. Genellikle bu kutunun içinde ne olduğu bilinmez. Herkes bir akıl yürütür. Bazıları der ki onun içinde mutfak robotu var. Bazıları der ki hayır, onun içinde kavanozlar var. Ama içinde ne olduğunu kimse bilmez. Çünkü onun içinde ne olduğu sizin evinize göre değişir arkadaşlar. Bu karton kutuyu mistik yapan şeylerden biri de odur. O karton kutunun içinde ne olduğu hala tartışılıyor. Ve sırada altın renkli fincan takımı. Genellikle babaanne evinde hissetmek istediğinizde de bu fincan takımını bulabilirsiniz arkadaşlar. Benim başıma gelen bu olaylardan... Böyle gelmiş böyle, Bu fincan takımı sıklıkla vitrinde servis edilir. Özellikle parıltılı tasarımlarıyla gözümüzü alan bu fincan takımı yüzyıllar boyunca genden gene, ilden ile, dilden dile aktarılmaktadır. Ve sırada buzdolabının üstünde bulunan magnetler. Evet arkadaşlar,
Gördüğünüz üzere burada bir buzdolabımız var ve üzerinde her çeşit magnet var. Tıpkı sizin de evinizin buzdolabının üstünde olduğu gibi. Genellikle tanımadığımız insanların sünnet magnetleri, hayatımız boyunca bizim düğünümüze gelmeyecek insanların düğün magnetleri ve semtimizde bulunan hala hayatını sürdürmeye çalışan esnafların kartları bulunur arkadaşlar. Ve sırada kaşındıran kahverengi battaniye. Evet, bu battaniye benim için çok manidardır. Çünkü bu battaniye o kadar farklı bir his verir ki ona sarıldığınızda hem ısınırsınız hem de sizi haşır huşur eder. Şu an o his bana geldi, eminim size de geldi. Bu battaniye hayat kurtarıcı bir battaniyedir. Eğer ki öğrenciyseniz, yeni öğrenci evine çıktıysanız muhakkak ki yanınızda bu battaniyeden olur. Genellikle konum olarak gardırobun en üstünde hurcun içinde saklanılır ve misafir geldiğinde ona ikram edilir. Neden böyle yapılır? Hala tartışılıyor. Videoyu beğenelim arkadaşlar, lütfen. Ve sırada her dolabın üstünde bulunan plastik kutu. Genellikle bu kutunun içinde kullanmadığımız eşyalar olur ve o eşyaları hiçbir zaman atmaya kıyamayız. Eğer ki atarsak da bir gün o bize lazım olur. Ve sırada arkadaşlar beyaz tül perde. Bu beyaz tül perdenin yanında hemen delikli bir biblo görüyorsunuz ve dediğim gibi her evde bu biblodan bulunuyor ve bunun sırrını kimse bilmiyor. Bu tül perde her evde bulunur. Yani bu tül perdenin bulunması için herhangi bir yaş sınırlaması, herhangi bir şey yoktur. En modern evde de bu tül perde vardır. En babaanne evinde de bu tül perde vardır. Genellikle sarıya tutmuştur rengi. Biraz sararır ama onu güzel böyle bir deterjanla yıkadığınızda bembeyaz olur ve kokusu bütün eve siner. Ve sırada arkadaşlar nar biblo. Evet arkadaşlar, bu her evin TV ünitesinde, girişinde ya da yatak odasında bulunan bir cisimdir. Nar bolluk ve bereket getirildiği düşünülerek her eve koyulur. Ve genelde 1 milyon civarında Japon pazarlarında sık sık satılır. Eğer ki bir evde nar yoksa o ev narsız bir evdir. Ve sırada içi su doldurulmuş şampuan ya da duş jeli. Bir evi bir ev yapan içinde bulunan suyla doldurulmuş şampuandır. Bir ürünü biz sonuna kadar kullanırız, köküne kadar kullanırız, onun hakkını veririz. Bu bizim için bir atasporudur, bu bizim için bir hobidir. Yani eğer ki siz de böyle bir şey yapıyorsanız doğru yoldasınız. Çünkü bunu bütün herkes yapıyor, içiniz rahat olsun. Bu şampuanın ya da sabunun içine su doldurulur ve banyonun en dip köşesine atılır. Ne çöpe atılır ne oradan alınır. O her zaman sizinle birlikte duşta hayatına devam eder. Ve sırada arkadaşlar dondurma kabının içindeki sarma. İşte bunu çok seviyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz sarmalara karşı bir zaafım var ve bu eskiden insana hayal kırıklığı gibi geliyordu. Dondurma kabının içinden sarma çıkması, ama hayattaki en mutlu şeylerden biri dondurma kabının içinden sarma çıkmasıdır. Şunu unutmamalıyız. Kimseyi dış görünüşüne göre yargılamamalıyız. Siz de... Bu nasıl bir nazar? Hayır de! Kimseyi dış görünüşüne göre yargılamayın arkadaşlar. Dondurma kabını da iteklediler ama içinden sarma çıktı. Ve sırada arkadaşlar kahverengi vitrin. Bu genelde babaannelerimizin evinde bulunur ve bu vitrindeki eşyalara dokunmak riskli ve sakıncalıdır. Bu vitrinin içinden her şey çıkabilir. Bozuk para çıkabilir, eski tarihli kitap çıkabilir, telefon, ip, iğne. Yani bir evin ana deposu bu vitrindir arkadaşlar. Eğer ki evde bir şeyinizi kaybettiyseniz, bulmak istiyorsanız gidip bu vitrine bakın ve onun içinden çıkacaktır. Ve sırada arkadaşlar çalı süpürgesi. Bu çalı süpürgesinin genelde uçları yolunmuş bir şekildedir. Onu kim oraya getirdi, neden getirdi en ufak bir fikrimiz yoktur. Genellikle balkonu yıkamak için kullanılan bu çalı süpürgesi hala hayatına devam etmektedir. Eskimeyen şeylerden biri de bu sarı çalı süpürgesidir. Ve sırada arkadaşlar kahverengi sepet. Bu gördüğünüz sepet 4 raftan oluşmaktadır. Ve her anlamda evde bulunur ve her işe yarar. Bunu al mutfağa koy, soğanlık olarak kullanırsın.
Bunu al git arkaya koy, vidalık olarak, dişi olarak. Odana koy, odanda kıyafetlik, eşyalık. Yani bu hayatımızdaki en önemli parçalardan biridir. Bu her evde bulunması gereken ve bulunan üründür. Bazen altı kırık olur ama ona rağmen hayatını sürdürmeye devam eder. Ve sırada arkadaşlar, portmantoda asılı olan şemsiye. Bu gördüğünüz şemsiye her zaman o portmantoda durur. Her zaman görevine hazır bir şekilde bekler ve sizin onu almanızı bekler. Ama siz onu almak istediğinizde o ortadan bir anda kaybolur. Onun nerede olduğu, nereye gittiği asla bilinmez. Bu şemsiye ihtiyacımız olduğu anda ortadan kaybolur. Ya da kırık çıkar. Kırık olmasına rağmen ailenin bir üyesi o şemsiyeyi oraya asmıştır ve siz yağmurlu bir günde onu yanınıza aldığınızda bir bakarsınız ki kırılmış. İşte bu yüzden lütfen portmantonuzdaki şemsiyelerinizi kontrol edin. Ve sırada arkadaşlar, Vix. Bunun etrafı da yapış yapıştır, yağlı olduğu için ve ne zaman buna ihtiyacınız olsa son kullanma tarihi geçmiş olur. Ve sırada arkadaşlar, promosyon kola bardakları. Nereden geldiği asla bilinmez. Evin hangi üyesinin aldığı, neden aldığı, nasıl aldığı bilinmez. Evinizde muhakkak ki bakkaldan alınmış bir promosyon bardak vardır. Bunlar o kadar dayanıklıdır ki üstünden onlarca sene geçmesine rağmen hala mutfaktaki rafta en arkada yerini almaktadır. Ve sırada arkadaşlar, Gülen tuzluk. Bu tuzluğa dair pek çok araştırmam var. Herkes bu tuzluğun çok sevimli olduğunu düşünüyor ama bu tuzluk bence aşırı derecede korkunç. Ne kadar sayko sayko bakıyor ve bunu pazardan almıştır annelerimiz. Renk tonları ise yeşil, kırmızı, sarı ve beyaz şeklindedir. Ve sırada arkadaşlar, bit tarağı. Bu bit tarağı ben bitlenmedim dese bile onun evindeki banyoda muhakkak ki bir bit tarağı vardır arkadaşlar. Genellikle sarı renginde olur ve rengi artık turunculaşmaya başlamıştır. Bunun neden orada olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Evimizden biri bitlendi ve fazla paketteki tarağı kullanmadığı için o orada kaldı. Herkesin banyo dolabında bir adet bit tarağı vardır. Olması gerekiyor bazı şeyler. Herkesin dolabında bir tane ceset var. Evet arkadaşlar. Son olarak ise listemin en başına sakladığım, en güzel, en özenle seçilmiş parçası yumurtalıkta bulunan limon. Genelde üstüne buzdolabı kokusu sinmiştir. Herkes onu kullanmak için eline attığında bir anda vazgeçer. Onu mistik yapan şey ise yarım olması ve her zaman orada bekliyor olması. Şu an gidip buzdolabınızı açtığınızda yumurtalığınızda bir adet yarım limon vardır. Haftalar geçer, aylar geçer, kimse o limona dokunmaz. Eğer ki bu limonu bir insan tipine benzetecek olursak eğer, bu limonumuz bir pik midir? Beni seçtir. Kimse onu seçmez, o orada kalmaya devam eder. Evet arkadaşlar, videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bakalım sizin evinizde de böyle eşyalardan var mı ve kaç tanesi var? Sizleri çok seviyorum. Kanala abone olduğunuz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Bay bay.